Merhaba değerli dostlar. Büyük ihtimalle Resident Evil'ın son bölümüyle tekrar birlikteyiz. Şimdi bundan hiç var mı? Yok. Bizde ne eksik şu an? Herb yok. Herb var mı burada? Herb. Hiç herb yokmuş. Aşındırıcı alalım. Belki lazım olur, bir yer olur. Yakıt almıyorum. Kolu da almıyorum. Kolu alsam mı acaba ya? Alayım. Lazım olmazsa atarız. Tamam. Pick lock var, almıyorum. Tamam. Kaydedip yapayım son kez. Bunu yeni kayıt yapayım. Yeni yeri kaydet. Tamam. Hadi bakalım. Finali başarabilecek miyiz? Madenlere iniyoruz. Burada bir şey var mı bu arada vereceğim bize? Bir şey yok. Kaç? 3 para istiyor. 9 para istiyor. 5 para istiyor. 5 tane param yok. Kaç tane param var benim? Almadık zaten. Boş ver ya. Aç aç. Boş ver parasını. Bataklıktan öyle gideceğiz herhalde. Sağa sola bakayım da bir şey var mı diye. Hop hop hop, ne o? Mermi de var, tamam. Sıvı verdiğim de şey yok ya. Hop hop hop. Herb lazım bize. Herb. Şöyle şunlara da yakın geçeyim. Bunlarda bir şeyler oluyor. Abo, bu ne la? Eyvah eyvah. Kaç 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 kaç. Hiç bunlarla uğraşmayayım ben. Bu ne? Alamadım. Uve uve yapıyor. Uve, bu da uve uve yapıyor. Aa. Ulan bırakın lan beni! Ulan! Kaç 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 kaç! Binmeden bas bas bas! Ulan niye? Ah! Ah! Ama sizin yaptığınız çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Lan bıraksana! Lan illa bunları öldürecek miyiz ya? Tamam gel lan gel. 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 Gelme. Gelme dur. Şimdi gel. Ana bıçak almamışız yanımıza. Eyvah. Makinenin tüfeğe geçelim. Sağda solda. Herb yok ya. Herbsiz nasıl yapacağım ben? Şöyle etrafı dolaşayım bari. Mecbur sağlık kullanacağım. Ben dolaşayım bir. Herp merp bir şey vermesi lazım ya. Bitki tamam. Dur şimdi. Kaç tane mermim var benim? 10, bir dakika. 22 tane mermim var. 10 tamam. Ya, herbi almam lazım ya. Yiyeyim mi? Tamam. Alabiliyor mu? Hadi al. Heh. Şimdi...
Bir daha herp merp var mı? Bir daha arayalım. Böyle gitmeyeceğim hemen ya. Bunu da aldık. Buralarda bir şey yok. Nasıl koşuyorsun pit 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 ya? Tamam, asansöre biniyorum. Neyim var? Ay. Çok kırmızım var ya. Barutum var mı? Yok. Varmış. Kaç tane barut var ya? Oo, bir tane kaldı. İki tane sağlığım var. Tamam. Mermi tabancaya gideyim. Bunlardan bir sürü olacak herhalde değerli dostlar. Böyle geliyorum. Bak girmiyor ya. Allah Allah. Ne gıcıksın kardeşim. Oo, madenlere iniyoruz. Oo. Hemen inmiyor ya. Şuraya bak arkadaşım ya. Ne gıcık bir şey ya. Nereye gideceğiz biz? Biz gideceğiz şimdilik. Heh. 3 mermi de ölüyor kafadan vurursan. Tamam. Bir dakika G yapalım. Lucas'a bak ya. Bıçağı almadığımız iyi ol, hiç iyi olmadı. Bıçağı almadığımız şey olmadı. Ne oluyor be? Aha! Yaratıklar. Ay. Her yerde yaratık var. Kimin bu yaratıklar? Tren. Oraya bununla mı kıracağım acaba? Ay, giremedim. Lan! Bırakın peşimi. Yukarı, ay. Allah! Lan Lucas! Hep bunlar senin işlerin değil mi? Hızlı da gidemeyeceksin, ne olacak? Yaklaşık bir haftadır kafamın içi rahat ve normale döndüm. Teşekkürler beyler ama hala o şeye ait olduğumu düşünüyorum. Beyler sizin bunu gerçekten düzeltmeniz lazım. Küçük bir çocuk gibi görünmenin dışında aynı zamanda sağlığın tekine benziyor. Annem ve babam hala çok düşüncesizler. Merak ediyorum. Bütün bu aile takıntısı ona siz mi aşıladınız? Çok saçma bir şey. 4 Kasım 2015. Evelyn Mia'nın onun favorisi olmasından dolayı sinirleneceğini düşünüyorum. Ama umursamıyor gibi. Arada sırada onu ziyaret ediyor. Mia'nın kendi annesi olduğunu düşünüyor. Dediğim gibi biyo silahın yemiş durumda. Biyo silah mı? Evelyn aile takıntısı kontrolden çıkıyor. Her geçen gün sokaklardaki serserileri kaçırtıp onlara birer aile bireyi rolü veriyor. Belki de Mia'nın etrafında olmamasından dolayı sıkılıyor ve benim başımı ağrıtmaya çalışıyor. Bu da toparlamak için desteğe ihtiyacım var. Bu arada evi hasta gibi sanki. Cildi tümüyle karışık ve tüylenmiş. Bunun olması gerekli miydi? Birdenbire yaşlanmış gibi görünüyordu. Bak. Ben sana söyleyeyim. Değerli dostum, ben sana söyleyeyim.
Ne söyleyeceğim sana? Bu bıçağı da alamadık. Burada sev de yok. O yaşlı kadın var ya. Kesin o ha. Bir şey yok. Var da büyük ihtimalle çevrilmemiş. Türkçe çevirde bazen böyle sıkıntı oluyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Dozdan 5 dakika sonra kusma. Enotroksin ne diyor? Enekrotosin E serisi dozaj. Allah Allah neler varmış. Bu ne? Aha. Enekrotosin, toksin, E serisi biyolojik silah modeli baz alındığında herhangi bir denekte hücreleri yok eder. Sadece E serisi varlıklar ortadan kaldırma açık kullanım. Toksin ilk kullanımdan önce uyarlanmış olmalı. Bunu E serisi hücrenin numunesinin nekrotoksinin konteynerine yerleştirerek yapın diyor. Tamam. Ha, bununla şeyi öldüreceğiz. Tamam. Tamam. Evelyn, sen gittin ama. Bizi de götüreceksin belki de bilmiyorum. Bu proje 2000 yılında HCF'nin teknik yardımıyla bir yerlere gelmiş olan Nexbus'ın yeni nesil deneysel savaş alan üstünlüğü, en az zor olan temasıyla topluca savaşları etkisiz hale getirilmesi için biyolojik silah geliştirme girişimi denilen birkaç kavramdan biri olarak başlatıldı. He. Demek ki Evelyn bir proje yani. Askeri bir projeymiş. Bu projeyi konvansiyonel silah yani eski silahlardan belirgin bir şekilde farklı kılan özellik, düşman savaşlarını müttefikler haline getirebilmesidir. Düşman unsurları isterik görevlilere. Bu yalnızca sözleşmenin ele alınmasını değil, aynı zamanda maliyetini de ortadan kaldırmasından yana ama kendisiyle savaşı şaşırtıcı değildi diyor. Bazı yerler gizli. Projenin keşfi için olmasa da Vicariant evrimi kayda değer ölçüde ilerlemiş olup Mutam YiCT olarak adlandırılan bu proje asla var olmayacaktı. Her biyolojik silah için imalat yöntemi Mutam YiCT genomunun evre öncesi 4 insan embriyosuna sokulmasıyla ve kontrollü bir ortamda 38-40 hafta boyunca periyodik olarak gerçekleşmekte. Ya adamlar bir sürü yapmışlar aslında. Ortaya çıkan organizmalar aday numuneler olarak adlandırıldı ve kullanılabilirlik temelinde pratik ve hatalı derecelendirildi. A serisinden D'ye ve mükemmel E serisine. Biyolojik silah için belirli bir dış görünüş belirlendi. Yaklaşık 10 yaşında sokak, mülteci topluluklar arasında görülen bir kız tipi olan ne uyanıksınız ha. O tarz bir çocuk yapıyorlar. Kimse anlamıyor yani. E serisi örneği Evelyn isimli denek eşyasını istediği zaman farklı şeylere dönüştürme yeteneğine sahip. Ayrıca Evelyn'in falan filan bir konakçı organizma ile tanıştırıldığında beden ve zihin üzerine derin bir kontrol uyguladığı not edilmelidir. Evelyn kontrol edebilme mekanizması ve bu yeteneği nasıl kullanabildiğini öğrenmemiz gerekiyor. Ama çalışma tekniği vektör olarak bakterilere benziyor. Evelyn kontrolü bir dizi ayrı aşamalarda uygulanır. Bunlardan ilk halüsinasyondur. Evet. Enfeksiyonun hemen ardından denek Evelyn'i görmeye başladı. Kız orada olmadığı halde ve onun sesini duymaya başladı. Ses geçirmez ortamda. Enfeksiyon aşamaları boyunca enfekte kişilere yapılan gözlemlere göre Evelyn hayaleti ilk bakışta normal bir genç kız gibi göründü. Bazen arkadaşlık ve yardım isteyebilmekteydi. Süre ilerledikçe kendini yaralama ve başkalarına saldırılar dahil olmak üzere giderek artan aşırı tepkiler vermeye başlamış. Bunun yarattığı psikolojik şok, zihni, Evelyn'in beyin yıkama etkisine olan doğal engelleri yıkma yardımcı olduğu yıkmaya ve zihinsel kontrol sağladığında mutam YiCT neyse artık enfeksiyonu vücudun tüm hücreler boyunca yani vücutta ilerlemiştir. Vay be. Arkada da var bir şeyler ama ona bakmıyorum. Abi aynı şey. Tamam. Demek ki Evelyn bir askeri deneymiş. Bunlar yaptıkça burada bir şey var. Evrenin aynı zamanda Mycelia'daki mantar formlarına benzer organizmalara dönüşme yeteneğine sahip. Organizma terimi burada anlamını biraz aşıyor. Açık konuşmak gerekirse bunlar sayısız miselyum çeşitlerinden süper organizmalar. Evrim ağacının sitesine döndü şu an. Savunma sistemine sahip ve ölümcül derecede güçlü. Sert tabakalı, onlarla mücadele için büyük bir imkan sunuyor. Araştırmacılar bu süper organizmayı yaratık diyor. Molttan yapılmış ve şekillendirilmiş biçimler. İsim aslında tam anlamıyla uyuyor. Kazar oluşacak enfeksiyonların tedavisi için Evelyn'in vücudunun ürettiği örnekleri bir seruma dönüştürerek kullanılabilir.
Serumu enfeksiyona uğramış deneye uyguladığımızda miselyum küçülmeye başladı. Ama eğer deneyin hücreleri çoktan genişlemişse serum ölümcül olabilir. Tedavi şansı çok ufak ve serumun temel amacı tedaviden çok hastalığın yayılmasını önlemekti. Serumun potansiyelini araştırırken üzerine uygulamak etkilerini de olumlu yönde arttırıyor. Bir şeyin üzerine değil ama ne bilmiyorum. Ve E-nerotoksin olarak adlandırdığımız yeni bir ilaca dönüşüyor. Çok az miktarda olsa bile. Evren'in davranışlarında gözlemlerken ilginç olan şey aile kavramına takıntı olmasıydı. Evet, neden öyle acaba? Denelerde enfeksiyona uğramış denekler ona onun annesi veya babası gibi davranmaya başladılar. Onu kendi çocukları yerine koydular. Neden akıl kontrolünün teması koca aileyi yerle bir etti? Bu sadece bir spekülasyon, ancak içgüdüsel olarak bir aile bireyinin yalnız bir kızla kıyasla sosyal grupları harmanlamaya daha uygun olduğunu olabilir. Bak, o da uygun. Yani yalnız bir kız sosyal ortamlara az girer ama aile olursa daha kolay giriyor. Onun için herhalde. O da zeki bir virüsmüş. Diğer yandan özet geçmek gerekirse ona karşı sevgiyle yaklaşmak gerektiğini söyleyebiliriz. Ebeveyn sevgisi gösterin demiş. De, ona kim sevgiyle yaklaşmak ister ya? Yalnız canımız az, ne olacak? Herb'ümüz yok. Herb bulmam lazım. Herb'ün var mı? Var ama şeyim yok bu sefer, ilacım yok. Hepsini mermi yaptık. Ay! Ne aldım? Ay, ondan da verdi. Serum da var. Sersemetri bomba. Kaydet. Yeni veri kaydet. Şimdi bunu bırakıyorum artık ya. Bu da işime yaramaz. Bunu da bırak. Diye düşünüyorum. Sersemetri bomba. Şunu şöyle yukarı alsam. Bu ne? Tamam. Almak istiyorum. Yakıcı değil de şu bomba atar. Hayır ya. Bu ne? Efendim? Gidiyorum. Ay, ne iğrenç bir yer. Kız şarkı söylüyor. Sersem için bombayı nasıl alıyorum? Bir, iki, üç. Üçe bunu alalım.
Allah'ım müziğe bak ya. Aha. Geber mi? Abo! Lan! Bırak peşin bırak. Bir sürü geliyor. Anam. Bırak lan, öt. Kaçamadık. Aa, kaçtın mı? Niye kaçamıyorum? Nasıl birleştireceğim bacağımı? Ha, birleştir dur. Neyi birleştireyim? Aa, birleşiyor böyle. Lan! Kaç oğlum, kaç! Lan! Abo! Bir şeyim yok, kaçamam. Eyvah eyvah eyvah. Nasıl kaçtım onlardan? Orada çok sıkıştık ya. Çok sıkıştık orada. Ey. Bir canımız yok. Ne yapacağız ya? Ay. Pislik seni pislik. Ya can lazım can. Hadi bakayım, hadi bakayım. Bir tane olmaz ya. Oh. İyi bari. Burası ne?
Nereden çıkacağız? Burada bir yer olması lazım ya. Maalesef. Yeni kayıt. Oo, iyi. Sağlık, bir tane daha basayım mı? Basayım tabii ya. Kaydettim nasılsa. Hadi bakalım. Aha! Babaanne ulan var ya. Aa, bir dakika, biz eve mi geldik? Aa, evet, hatırladım. Lan, buradaymış başından beri ya. Başından beri buradaymış. Başından beri buradaymış. Evelyn buymuş. Biz buradan geldik. Demek ki buradaymış lan başından beri ya. Vay anasını ya. Evet, burada karımızla ilk kavgamızı yaptığımız yer. Aa, evet bak. Pislik Evelyn. Benim hatam ne olsun be? Aa, burada da kavga etmiştik. Evet. Burada saldırmıştık. Aa! Demek kız arkadaymış bunları yaparken. Vay Evelyn vay. Vay be. Son neresiydi? Çatıda. Ha, burada kavga etmiştik. Neredesin? Ethan, help me. Şurada mı öldürmüştü beni? Nereden atlamıştı? Aha, burası elektrikli saldırıda. Çekil lan. Hatırladım şimdi. Ha, şuradan da üstüme atlamıştı. Where the fuck are you? Evet, fuck are you ya? Ha? Hangi fuck are you'dasın? Burada mısın? Sonra ne yapmıştık ya? Sonra tekrar aşağı inmiştik herhalde. Ha, o tarafa gidiyoruz, tamam. Ay, fak böceklerini ilk burada görmüştük. Belki de. I'm not playing. No! Get that away from me! I don't want your help! Go! It's up to me. Evet. Nereye gitti bu? Dışarı çıkamıyoruz.
Çocuk. Yukarı değil, başka bir yerde. Aha. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ne oluyor? Nereye gideceğiz la? Buradan çıkma izin vermiyor. Ay. Burası değil. Buradan bir yere mi gideceğiz? Yine mi yukarı çıkacağız? Ne oluyor be, dur. Ölüm koptu ya. Deli karı. Ha, orada. Evet. Gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Gel buraya. Konuşma, bitti. Aa, bak. O kadınmış. Yaşlı kadınmış işte. Sen de nefret etmiyoruz ama sen de ma- Allah! Bizi başından beri izliyoruz seni, pislik seni. Eyvah. Büyüyor mu, ne oluyor? Evet. Kapat gözünü. Ağzına mı sıkayım? Evet. Yaklaşma. Abo. Ölmedi bu. Ölmüyor bir türlü. Aha. Senin gözünü kaşını... Vuruyor, vurma. Can da atamıyoruz herhalde buradan. Abo, ayağımı fena yaptı. Gözünden vuracaksın bunu. Vay be. Heyecana kapıldı onu. Aha, silah. Hadi dostum, alabilirsin.
Albert mi? Nerede gözün önünde? Bu ne silahmış öyle ya? Albert'a bak sen. Ah ulan nene. Biyolojik silah mısın sen de? Oh. Sonunda bitti be. Yani. Umuyorum. Oo, bitti. Büyük ihtimalle. Kurtarmaya geldiler. Geldiler vallahi. Adam iskarpin ayakkabıyla olayı çözdü ya. Kim acaba? I'm Redfield. Hangi Redfield? Glad we found you. Hangi Redfield? Chris mi? Yok canım. Onun babası falandır herhalde ya. Vay be. Evelyn'e bak ya. Vallahi güzel yapmışlar oyunu. Ana. İyileştin mi kız sen? İyi. I'm glad. Did I? Evet değerli dostlar. DLC'leri var ama onları oynar mıyız bilmiyorum. Oynarız belki de. Ama belki de yeterlidir diyorum. One door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. Bakerler kurban doğru değil. Thing, Evelyn, who made them that way. Umbrella Corporation. Vay be Umbrella. Dead. And these guys are here to clean up the mess. Ama o pisliği kim çıkardı yani? O da önemli. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Yani Resident Evil 8 buradan devam mı eder diyorsun? Evet değerli dostlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hangi bölümlerde? Başka oyunlarda yani artık. Güzeldi yani. Ben oynamanızı tavsiye ederim. Yani heyecan ve zevk aldım. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Müzikten telif yemeyelim diye burada kesiyorum. Görüşürüz değerli dostlar.